Şalom Nekulam, herkese selamlar. Özel kelimeler serisinden devam ediyoruz. Milim Meyhodot. En son Yud harfini yapmıştık, 10. harfti. Şimdi Kaf'tan devam edeceğiz. Alfabe dikiş sırası 11. harf, sayısal değeri 20. Fazla uzun değil, kısaca başlıyorum. Kedai, yapmaya uğraşmaya değer. Bir şeyi yapmaya, olgunlaştırmaya, oluşturmaya, uğraşmaya değer olan bir şey. Kedei yapmaya uğraşmaya değer ve bir de kedai diye bir kelime var. Bunları daha önce işlemiştik ama özellikle burada tekrar ifade etmek istedim. Kedai ile kedei arasındaki fark, kedai dediğimiz zaman benim için yapmaya uğraşmaya değer. Şuradaki kedei genel bir ifade, yani yapmaya değer bir şey ama kedai dediğim zaman benim için yapmaya değer. Tek değişen şey ortadaki alif. Varsayın ki anenin yani ben kelimesindeki alif. Kohen bu şekilde yazılıyor. Gördüğünüz gibi vav harfi yok ama Kohen bu şekilde yazılıyor. Aynen Moşe kelimesinde olduğu gibi orada da vav yok ama Moşe diye okuyoruz. Bu da yine Kohen diye okuyoruz. Noktalı ifadelerde yanlış hatırlamıyorsam kafın üzerinde bir nokta var. O da ko olduğunu yani o olduğunu ifade ediyor. Kohen. Bildiğimiz Kohen yani tabi Babil'den gelen bir tanım. Yüksek din yetkilisi diyelim. Kavana, niyet. Kavana kelimesi kivun kelimesinden türetilmiş. Kivun ise yön demek. Dikkat edin aynı kök harfler. Kaf, vav, vav, nun. Kaf, vav, vav, nun. Kavana niyet, amaç. Kivun ise yön demek. Kavana laşpia, iyilik etmeye yönelik niyet. Şuradaki le, edat. Kolel, kalul, dahil demek. Kulam, herkes demek. Koreh, cilt demek. Veya nadiren kitapları fasiküllere ayıran kişiye de bu isim verilir. Tabi günümüzde kullanılmıyordu çünkü bu tip iş güçleri kalmadı. Koah, haganati. Haganati. Magena David. Neydi Magena David? Bildiğimiz altı köşeli yıldız. İki tane üçgenin iç içe geçmesi. Magen. Koruma demekti. Kalkan demekti. Hagana ise Hagana. Şu tafın yerine hey olarak görün. Hagana koruma demek. Bir şeyi kollamak ve korumak. Haganati ise koruma için düzenlenen durum, hal vesaire. Koah haganati ise koruma gücü diye tercüme edebiliriz. Yine bakın koah diye okuyoruz. Bazen vavla da yazılabilir. Hata değil, yanlış değil. Bu şekilde de yazılır. İkisi de doğru. Koah haganati. Koah hatikun. Tikun kelimesi öncelikle günlük hayatta bir şeyin tamiri demek. Fakat bu derslerin amacı, özellikle bu kelimeleri öğrenmekteki amaç, otantik ve manevi yazılardaki ifadeleri veya bu yazılara yapılan yorumlardaki ifadelerin ne anlama geldiğini öğrenmek. Buradaki tikun, eğer manevi kitaplarda tikun kelimesini duyarsanız, bu alma arzusunun yani bencilliğin düzeltilmesine yönelik iştir, haldir, eylemdir. Günlük hayatta ise tamir olarak ifade edebiliriz ama genellikle otantik kitaplarda geçerken bunun bencilliğin düzeltilmesi, ıslahı yine tamir de diyebiliriz. Yanlış bir ifade değil yani, tamir etmekte. Koahatikun, düzeltin, pardon tabii, gücü diyeceğiz. Teva ha adam ra
mi ne'uraf. Bu bir kalıptır, çok duyulur. Kitteva adam ra mi ne'uraf. Ki'yi biliyoruz ne olduğunu. Ki, aynı Türkçe'de olduğu gibi. Teva kelimesini daha önce gördük. Doğa, tabiat demekti. Kimin doğasıymış? Ha adam. Kişinin yani. Adamın doğası neymiş? Ra, kötü. Neredenmiş bu kötülük? Mi, yani dendan nereden geldiğini söylüyor. Neurav. Noar, hatırlarsınız. Yani hatırlıyorum da nerede geçtiğini hatırlamıyorum ama çalıştık, gördük, okuduk. Gençlik demekti. Yani işte demiştim hatta 13 ile 18 yaş arası yaş grubuna ergen de diyebiliriz, gençlik de diyebiliriz. O kuşağa noar diyoruz. Neurav dediğimiz zaman onun gençliğini, yani ki onun gençliğinden, pardon, onun gençliği. Çünkü şuradaki vav, hu zamirinin vavı. O öznesinin zamirinin vavı. Neurav dediğimiz zaman gençliği, yani onun gençliği. Ve mi neurav dediğimiz zaman gençliğinden demek. Yani burada diyor ki kiteva adam ra adamın doğası kötü gençliğinden. Fakat burada ben yine burayı gençliğinden diye yazdım. Fakat buradaki gençliğine olan atıf, gençlik kelimesindeki atıf aslında yaratılışına atfendir. Yaratılışını kasteder yani. Yaratılış hamuru, malzemesi neyse yani, bencillik ona atıftır yani. Burada gençlik de ifade edilmiş. Onun yapısına atfen bu kelime kullanılmış. Yani çocukluğuna ve gençliğine değil, yaratılışına. Teva dam ra mi neuraf. Ki kişinin doğası gençliğinden beri kötüdür. Gençliğinden kötüdür. Ki ya da adam ete hava. Ki ya da adam et hava. Ki bildi adam Adem kimi et hava. Ki Adem havayı biliyor. Tabi bu alegori Adam ve Hava ile ilgili alegori serisinde bir ders yapmıştım. Dinlemenize fayda var. Buradaki ifade tamamen bir alegori yani. Kolekat, her kişi. Kolanışim, tüm insanlar. İlginç bir ifade. Kol haposel be Momo Posel. Tercümesini şu şekilde yapabiliriz. Kusurlu gören kendi kusurundan görür. Fakat bu kalıbı, daha doğrusu bu bir özdeyiş, özel bir özdeyiş diyelim. Birebir kelime olarak çevirmek istersek aynı şeyi vermeyebilir. Fakat bu özdeyişin yorumlarına baktığımızda bu yorumu buluyoruz. Şimdi öncelikle bakalım. Posel ne demek? Posel kusur demek. Özür demek. Yani bir şeyin özrü, kusuru demek. Posel. Pıgam da aynı şey. Pıgam kelimesi de aynı şey. Fakat otantik yazılarda posel diye geçer. Günlük hayatta da kullanırız. Posel. Kola posel dediğimiz zaman, ha posel dediğimiz zaman buna sahip olan kişi ve bunu dile getiren kişi de yani kişi de bu şekilde tanımlanıyor. Yani buradaki haposel dediğimiz zaman zamir, bir özneye atıftır. Kolaposel denildiği zaman aslında dediğim gibi hakikaten parça parça çevirmek mümkün değil. Öncelikle kısa bir hikayesini anlatayım. Bu cümle yani bu özdeyiş emorim dediğimiz zamanlarda 3. 5. yüzyıl arasındaki zaman milattan sonra diyelim veya tapınağın yıkımından sonra ki 3. 5. yüzyıl böyle demek daha doğru. Yani bunun Ceysha ve İsa ile bir alakası yok. Tapınak yıkıldıktan sonra başlayan süreçtir o. 3. 5. yüzyılda
Mişna ile Talmud mühürleri arasında çözümleme yapan bilgelerin geliştirdiği bir ifade, halakatit bir ifade denilir. Yani halakada geçen bir ifade olarak söylenir ve bu cümlenin bu şekilde yorumlarına baktığımızda aynen şöyle ifade edilir. Bir kişinin bir başka insanı eleştirirken aslında kendi kusurundan görmesidir. Yani kişi bir kişiyi eleştirirken aslında kendi kusurunu gördüğü için veya kendi kusurundan ancak bu eleştiri yapabilir. Çünkü o kusur kendisinde olmasaydı bu eleştiri yapamazdı. Yorumlaması bu şekildedir. Elbette inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bu deyişi yazdığınız zaman karşınıza bunlarla ilgili Talmudik veya Halakatit yorumlar karşınıza çıkacaktır. Burada öğrenmemiz gereken şey bu ifade çok kullanır. Kol haposel be momo posel. Kusurlu gören kendi kusurundan görür. Bunu özellikle yazdım çünkü çok karşımıza çıkıyor. Kol pruta ve pruta mitkabeset leheşbon gadol. Biraz büyütmeye gayret edeyim. Puruta kelimesi kuruş. Kuruş diyebiliriz. Elbette şu an günümüz İsrail'inde agura diyoruz. Kuruşun yerine geçen para birimine. Fakat tarihte puruta kelimesi liranın bin bir parçası olarak tanımlanmış. Bildiğimiz lira yani. Türk lirasını. Zira Osmanlı Devleti bu bölgede 400 yıl idarecilik yaparken lira birimini kullandıklarından o günlerden kalan bir ifade bu. Pruta dediğimiz zaman liranın bin bir parçasıymış veya 101 parçası mı tam hatırlamıyorum. Belki 101'dir, 1001 çok olacak. Evet, 101 parçasının bir tanesi. Bildiğimiz kuruş yani. Küçük para birimi ve metal para birimiymiş. Yani kağıt değilmiş, banknot değilmiş o zamanlar. Önemli olan buradaki ifade kol puruta ve puruta yani her kuruş ve kuruş mitkabeset. Bunu fiillerde çalışmıştık. Bu fiili bir şekilde toplanmak, parçaları bir araya getirmek, toplamak, işte dağınık bir şeyi tekrar bir araya getirmek. Mitkabeset yani toplanıyor. Neye toplanıyor? Le neye toplanıyor? Heşbon, hesap, gadon, büyük. Büyük bir hesaba toplanır. Buradaki heşbon, evet anladığımız şekilde hesaptır. Bir şeyin bedelini öderken ifade ederiz yani heşbon. Yani hesabımız nedir veya ayrıca manevi anlamda da heşbon deriz. Yani heşbon nefeş. Yani ruhun, ruh hesabı. Buradaki ruh hesabı demeyiz. Yani direkt çözümlediğimiz zaman. Burada kişinin kendini hesaba çekmesi. Heşbon nefeş. Örneğin. Buradaki heşbon da hem manevi hem günlük hayatta da kullanabiliriz yani. Kuruşlar, her kuruş ve kuruş toplanır büyük bir hesaba. Yani kişinin her türlü eylemi küçük de olsa, büyük de olsa büyük bir hesaba yardımcı olur. Büyük bir ıslaha, büyük bir düzeltiye, büyük bir tamire. Önemli olan oradaki büyüklük değil, eylemin kendisidir. Bu tip durumlarda ifade edilir yani bu deyiş. Kol pruta ve pruta mitkabeset la heşbon gadol. Yani kişi yapmış olduğu şeyin küçüklüğüne büyüklüğüne bakmamalı, sonuçta hepsinin büyük bir hesapta toplandığını bilmeli. Klomnik, nadiren duyulan bir ifade. Klomnik, kaybeden başarısız demek. Kli, kap demek. Hem manevi kaplar hem de bilmiş günlük hayatta kullanmış olduğumuz kaplar. Kelim zahim, zah. Zahim çoğulu. Neden çoğul ifade edildi? Çünkü dikkat edin, kli'nin çoğul hali kelim. Bir tek memsufit ekliyoruz sonuna ama klim diye de okunmuyor, kelim diye okunuyor. Kelim zahim, saf kaplar. Buradaki zah kelimesi, zayn ve kafsufit, zah kelimesi, saf.
Ya hiç dokunulmamış manasında. Arı da diyebiliriz yani, arı da diyebiliriz. Kılal ve prat. Kılal genel demek, ayrıca kanun demek. Buradaki ifadesi kılal yani genel ve prat kişisel. Hatta prati deriz bazı durumlarda, yani benim özelim, benim kişiselim. Kılal ve prat. Genel bir tanımdır yani. Kılal ve prat genel ve kişisel. Kılal ve prat şavim. Şave kelimesi şin, vav, vav, hey. Burada hey yok çünkü çoğulu haline geliyor. Şave kelimesi eşit demek. Şu buradaki ifade ise kılal ve prat şavim. Genel ve kişisel eşittir. Bu dikkat edin, şave diyemiyoruz, eşit diyemiyoruz. Belki Türkçe'de eşit derdik, eşittir diyoruz ki zaten. Fakat bunun çoğul olarak ifade edilmesi kılal ve prat, iki tane öznenin yan yana gelmesinden dolayı. Kılalut genel, kılapey yönelik doğru, kımo parparla eş. Bu da bir kalıp, bir deyim diyelim. Kımoyu biliyoruz gibi, sanki. Parpar kelebek veya güve. Eşi daha önce gördük. Eş ateş demekti. Şuradaki lamet edat. Kımo gibi, parpar kelebek ateşe doğru. Yani kelebeğin ateşe gönlenmesi gibi. Kelebek ateşe gibi. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani kelebeğin ateşe yönlenmesi gibi veya güvenin. Ama parpar kelimesi daha çok kelebek manasında kullanılır. Ke neget. Şuradaki ke kimonun kısaltılmışı. Şuradaki kimonun gördüğünüz gibi daha önce de ifade etmiştim. Birçok yerde kimo yerine ke'yi kullanabiliriz. Böyle kullanmışlar. Ke neget. Neget karşıt demekti. Bunu özellikle belirtmek istedim ki keneget de çok kullanılan bir ifadedir. Keneget karşıt gibi. Kineset İsrail, İsrail Meclisi, tabi manevi metinlerde bir meclisten, bir binadan bahsedilmez. Yaratana yönelmiş bütün arzuların veya yaratanla bütünleşmek için duyulan arzuların bir araya gelmesi. Kinus, hatta kinus kelimesinden gelir kineset. Kinus demek birleşme, bir araya gelme, toplanma. Kaf, yut, şurada yut olur. Nun, vav, samih, kinus. Bir araya gelme, toplanma, birleşme. Fakat buradaki önem şu yani, rastgele bir araya gelme değil, bir olmak için bir araya gelme. Bütünleşmek için bir araya gelme. Kineset İsrail diye bir ifade geçiyorsa otantik metinlerde bu yaratanla bütünleşmek isteyenlerin bir araya gelmesini ifade eder. Veya bir araya geldiği hal, durum. Kise ha melek, melek kral demek. Malak da böyle yazılır. Yani melek kelimesi de böyle yazılır. Ama kise ha melek dediğimiz zaman kralın tahtı. Bir seviye ifadesi yani. Kasil, aptal demek. Sıfatlarda belki vardı, hatırlayamadım. Bakmadım da yani. Aptal demek. Kaf sukut. Şuradaki kaf, şimdi günlük hayatta kaşık içinde bu ifadeyi kullanır. Fakat buradaki kaf, manevi metinlerde geçen kaf sukut, kaf hova gibi. Ölçek manasında, ölçü manasında, yani bir şeyi değerlendirme, bir şeyi ölçme manasında. Yani ebadını ölçmek değil, değerlendirme. Yargılama da diyebiliriz. Yani bir şeyi yargılarken kullanmış olduğumuz araç gereç. Yani yine araç gereç derken yani fiziksel bir şey değil. Değer yargısı deriz yani. Değer bir nevi o şekilde. Kafskut diyorsak, hatta derler her dostun kafsu, yani kafskuttan değerlendir.
adalet ölçeği. Sukut, adalet, merhamet, sedek kelimesinden geliyor. Adalet ölçeği. Kafova ise kusur ölçeği. Yani iyi adam bir şey değerlendirirken kaf sukuttan bakar. Yani sürekli iyi tarafından değerlendirir. İyi yönden de görür. İyi yönden yargılamaya çalışır. Kaf kovada ise, yani kişi bu şekilde değerlendirirse, sürekli ne olursa olsun karşısındaki illaki bir kusur arar. Kusurundan değerlendirmeye çalışır. Kusurundan ölçmeye çalışır onu. O yüzden bunlar manevi metinlerde geçerken kaf sukut, yani veya kaf kova diye geçiyor bu iki tanım. Kıfiya, zorlama, baskılama, zorlama, baskılama. Kafilut, kafuldan geliyor. Şuradakini yut değil de vav olarak yazsaydık, kaf, pey, vav, lamet dediğimizde kaful diye okuyoruz. İki misli demek. Kafilut da geçiyor. Misli iki katı manasına gelen bir ifade. Kafira, aykırılık, kabul etmeme veya sapkınlık diye de geçebilir bazı yerlerde. Dikkat edersiniz, kafira bir şey hatırlatıyordur mutlaka. Kafir. Ha, niye kafir diyorlar bizim toplumumuzda? İşte yani reddetmesinden dolayı, kabul etmemesinden dolayı. Kafira ise aykırılık, kabul etmeme. Yani kafir kelimesi işte buradan gelmiş. Kefera, kefaret. Hatta kipur, kipur bayramı vardır. Yani Yom Kipur günü. En büyük bayram diye tanımlanır aslında. Ki dışarıdan öyle görünmese de. Kaf, yut, pey, vav, reş de yazılır. Oradan geliyor yani. Kfira ise kefaret. Karus, halka, genele, herkes ifade edilen bir bildiri, duyuru manasına gelir. Karus. Kaf'la ilgili tanımlar böyleydi arkadaşlar. Yine sorularınız olursa lütfen sorun. Tekrar dinlemenizde de illaki fayda var. Güzel kelimelerdi bence. Karşınıza mutlaka çıkar. Tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Sorularınız varsa sorun. Paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yom Tov.